basınımızın çok değerli temsilcileri. Zonguldak'ın toplam 327 köyü vardır. Karadeniz Ereğli'de ise 93 köyümüz var ve en çok köye sahip ilçeyiz. 2019'un sonlarına yaklaştığımız bugünlerde, bu yıl içinde Karadeniz Ereğli'de programa alınan 16 köyümüzde 1. ve 2. kat satı asfalt kaplama, bozulan tüm köy yollarımızda road mix yani yama ve tamirat işleri devam etmekte. Yıl sonuna kadar da büyük ölçüde programa uygun olarak bitirilmiş olacaktır. 3 köy ve Süleyman Beyler köyü içme suyu inşaatı programa göre bu yıl içinde bitirilmiş olacaktır. 16 köyümüzde içme suyu, sondaj, etüt, proje programları, çalışmaları sürmektedir. Yol, su, kanalizasyon, çöp ve katı atık sorunlarının çözülebilmesi büyük önem taşımaktadır. Seçimlerde partilerin aldığı oy ve çıkardığı meclis üyesi oranında temsil hakkı sağlanması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyoruz. Biz önümüzdeki dönemde bununla ilgili bir çalışmayı parlamentoya getirebilmenin çabası içinde olacağız. Çöp ve katı atık sorunu, kanalizasyon sorunu tüm köylerimizde en büyük sorunlar olmaya devam ediyor. Yaz aylarında su sorunu had safhaya çıkıyor. Bazı köylerimiz patpatlarla su taşımak zorunda kalıyor. Köy gençlerinin spor ve kültürel hizmetlerden yararlanabilme olanakları yok denecek kadar az. Tüm bu sorunların çözümü elbette ki daha büyük kaynaklara, ödeneklere ihtiyaç var. Zonguldak genel bütçeye katkı sağlamada ilk 15 il arasına girmesine rağmen hizmet alma noktasında 40. 50. sıralardadır. Bizi bundan sonraki süreçte bu 5 yıllık Zonguldak'ın 5 yıllık stratejik planı ağırlıklı olarak ilgilendiriyor. Çağrımız iktidar milletvekillerine, tek başına ülkeyi 17 yıldan beri onlar yönetiyor. İl özel idaresi onların elinde. Zonguldak'tan en çok milletvekilini tüm seçimlerde onlar çıkarıyor. Köye hizmet götürme birlikleri onların elinde. Çağrımız bundan sonra daha sorumlu, daha ciddi bir şekilde Zonguldak'ın sorunlarına, köylerimizin sorunlarına eğilmelidir. Çağrımız buna. Peki Çaylıoğlu Devrek yolunun bitmeyeceğini, Ereğli Devrek yolunun bitmeyeceğini öne sürdünüz ama bu konuyla ilgili bir görüşlerinizi aktardınız mı ya da o bitirilmeyişinin sebebi nedir? Yani niye bitmeyecek? Bu yol Ereğli Devrek yolu 2002 yılından beri, özellikle 2002 yılının seçimlerinde çok ciddi bir şekilde kullanıldı. Ereğli Devrek yolu benim amentümdür dediği bir milletvekili arkadaşımız 2 dönem mecliste görev yapmasına rağmen 8-9 yıl ardından 10 yılda AK Parti tek başına iktidar olmasına rağmen hala da bu Ereğli Devrek yolu bitme aşamasına gelemiyorsa ve önümüzdeki süreçte de bitmesi mümkün görünmüyorsa bu kendi incelemelerimize, kendi gözlemlerimize, gezilerimize dayanıyor. Bir tespitiniz var mı? Net bir nokta olarak yeterli ödeneği ayırırsın, bir sene içinde bitirirsin. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Ereğli'ye ziyaretinde şunu söyledi. Ereğli Devrek yolu konusunda sorulan bir soruya işte yıllardır bitirilemedi. Ereğli Devrek yolunu bir sene içinde bitireceğim diye söz vermiştir. Bu Ankara'nın sorunudur. Dolayısıyla iktidarın sorunu.